Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 14 Aralık 2023 dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Enerji ithalatında ezberler bozulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bakanlığın bütçesini sunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğalgazda üretimi artırarak dışa bağımlılığı gündemden kaldırmayı hedeflediklerini söyledi. Bayraktar, enerji ithalatını ezberleri bozacağız dedi. Dünya fosil yakıtlardan adil şekilde uzaklaşacak. COP28, 198 ülkenin fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde uzaklaşma çağrısında bulunan bir anlaşmayı kabul etmesiyle sona erdi. Bildirgede ayrıca içinde bulunan 10 yılın bu anlamda kritik olduğu belirtilerek eylemlerin hızlandırılması çağrısında bulunuluyor. İşte Türkiye'nin COP28 karnesi. Türkiye 13 Aralık'ta sona eren COP28 iklim zirvesinde iklim değişikliği kaynaklı afetler için oluşturulan kayıp zarar fonundan yararlanmak istediğini bildirdi. Türkiye ayrıca zirvede iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini ele alacak sistemler kurma, gıda üretimini ve üreticileri iklim değişikliğinin etkilerine karşı koruma ve iklim stratejilerinin planlanması, finansmanı, uygulanması ve izlenmesinde yerel yönetimlerle ve belediyelerle işbirliği yapma sözü verdi. İnovat elektrik depolama sistem ve yazılımı ihracatına başladı. Türkiye elektrik depolama sistemi ihracatına başladı. Macaristan Ulusal Elektrik Şebekesi'nin yük dengesi ve enerji kalitesi, Türk şirketi Innovat'ın enerji depolama sistem ve yazılımıyla sağlanacak. Innovat kurucu ortağı Can Tokcan, sistemin yurt içinde de BEDAŞ, OEDAŞ ve ADM elektrik tarafından kullanıldığını söyledi. Dünya Bankası'ndan TSKB'ye Yeşil Fon Kredisi. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası TSKB, Dünya Bankası'ndan Türkiye Yeşil Fonu'nun kurulması kapsamında 155 milyon ABD doları tutarında kredi aldı. Türkiye Yeşil Fonu'nun Türkiye'nin ulusal katkı beyanı kapsamındaki hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Adis Elektrik Şanlıurfa'da depolamalı GES kuracak. Şanlıurfa'nın Eyyube ilçesinde 100 MW kurulu güçte depolamalı güneş enerji santrali kurulacak. Adis Elektrik santral için 1 milyar 20 milyon TL yatırım yapacak. Depolama tesisinde lityum iyon batarya teknolojisi kullanılacak. TPAO Adana'da petrol arayacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO, 63 milyon TL yatırımla Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan ruhsatlı sahada sondaj kuyusu açarak petrol arayacak. Arama çalışmaları sonucunda petrol veya gaz bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek. Sırbistan'a Bulgaristan'dan gaz akışı başlayacak. Sırbistan'ın Azerbaycan'dan gelen gaza ve Yunanistan'ın Dedehaç Limanı'ndaki LNG terminaline ve Türkiye'deki LNG ve Efes Avru terminallerine erişime olanak sağlayacak Sırbistan-Bulgaristan doğalgaz boru hattı bağlantısı tamamlandı. 170 kilometre uzunluğundaki boru hattının kapasitesi yılda 1.8 milyar metreküp ve bu da Sırbistan'ın yıllık gaz ihtiyacının %60'ına eşit. Çin temiz havaya yatırım yapıyor. Çin, hava kirliliğinin önlenmesi için yaptığı yatırımları hızlandırdı. Ülke, ciddi hava kirliliğine sahip gün sayısını %1'in altında tutmak için 562 milyar dolar değerinde yatırım yaptı. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol piyasası Fed'in önümüzdeki yıl faizlerde indirime gideceği yönündeki işaretlerinin getirdiği iyimserlikle yükseliyor. Brent tipi petrolün varili 76 dolardan, ABD Batı Teksas tipi WTI ise 72 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 15 Aralık 2023 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 1939.79 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı ise saat 8-9 dilimi için 2699.87 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 3-4 dilimi için 999.99 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur.
Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.